başkanım, çok çekişmeli maç geçti. Evet. Gerçi yeni mahalle maçın başında üstünlüğü ele aldı. Evet, sonuna kadar da götürdü ama evet. Bir değerlendirmenizi alalım. Tabii Ardeşen de güçlü bir takım. Zaten Lide 3-4 takım önde görünüyor. Ama yeni mahalle biliyorsunuz önce kupayı aldı. Orada bir yoruldular çocuklar. Daha sonra Ardeşen'e gittiler. Oradan döndüler. Şimdi bugün bu maçı Ardeşen'i yendiler. Şimdi de burada 8 sayı farkla tekrar Ardeşen'i yendiler. Ben kutluyorum çocukları. Ardeşen de güzel bir takım. Onları da kutluyorum. Hatta onları da çağırdım tebrik evet. etmek için. Handbolu Türk futbol spor severlere güzel bir oyun olduğunu kabul ettirmeye çalışmalıyız. Sizin gayretinizle, bizlerin gayretiyle, oyuncuların gayretiyle bu salonlar dolup taşmalı. Handbol dünyada sevilen bir spor dalı. Yeni Mahalle Belediyesi olarak bayan sporculara önem veriyoruz. Bu da bir teşvik anlamında Yeni Mahalle Belediyesi olarak destek veriyoruz. İnşallah önümüzde bugün Kastamonu ne oldu bilmiyorum. Kastamonu Antalya maçı onun şeyiyle galibiyle o artık son maçımızda da başarılı bir şekilde bu sene geçen sene bir puanla kaybettiğimiz şampiyonluğu bu sene yeni mahalleye getirmek istiyor çocuklar. Öyle bir inanç içindeler. Ama şu ana kadar bile yaptıkları büyük bir başarı. Sizler de izliyorsunuz, görüyorsunuz. Yeni mahalle sporda da sporun her dalında da yeni mahalle gençlere destek veriyoruz. Bundan da başarıyla inşallah getirirlerse hem bizi hem de kendileri mutlu olacaklar. Bunu görüyorum çocukların gözlerinde ve heyecanlarında. İdarecilerimiz de çalışıyorlar. Yani işte bunlar dostlukları kuruyor. Bölgeler birbirini tanıyor. İnsanlar stres atıyor. Ve yeni mahallede amatör kulüplere biliyorsunuz çok ciddi destek veriyorum. Onların da her konuda işte okullar tatil oluyor. Basketbol, voleybol, futbol kurslarımız açılacak. Binlerce çocuğa hocalarımız kurs verecekler. Onları kötü alışkanlıklardan da kurtararak spora daha sağlıklı yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ben sizin de handbol ligi boyunca handbolun tanıtılmasında, oyuncularımızın oyunlarının, performanslarının halka anlatılmasında çok büyük bir gayret gösterdiniz. Size de teşekkür çok ediyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Biz buradan Gençler Birliği maçından çıktık. Yani evet. 90 dakika boyunca uykumuz geldi. Evet, Bu heyecanla şampiyon olduk. Gençler Birliği maçına ben de gitmek istiyordum ama maalesef gidemedim. Ama önümüzdeki ilk maçına Ankara'daki Gençler Birliği'ne gideceğim. Ankara'da Gençler Birliği öksüz evlat gibi. Yani başarılı yıllardır birinciliği de kalan bir takım. Ankara'nın ismini taşıyan bir takım. Ankara'nın en eski takımlarından yüzüyle bir takım. Maalesef ciddi bir seyirciyle oynamıyor. Destek vermiyoruz. Gençler Birliği'ne her türlü desteği bütün vatandaşlarımızın vermesi lazım. Bak Ankara gücü yerlerde sürünüyor. Evet. Liden düşen takımın bir tekrar liye dönmesi çok zor. Evet. Bunu bütün Ankaralıların, bütün başkentlilerin bilmesi lazım. Eğer sevdikleri takım Ankara'ya geliyorsa burada bir lide takım olduğu için geliyor. Evet. Yani onu da düşünerek Ankara'da o yaşında İlhan Cavcav, Sayın İlhan Cavcav Gençler Birliği'ni hem borçsuz hem de ciddi bir şekilde lide tutmaya çalışıyor. Bizim de yöneticilerin de, Ankara'yı sevenlerin de, ticaret odasının da, sanayi odasının da, meslek odalarının da, herkesin, Ankaralı olan herkesin Gençler Birliği'ne hiç olmazsa manevi destek vermeleri gerektiğine inanıyorum. Onun için önümüzdeki maçına, Ankara'da oynanacak maçına katılacağım.
Başkanım, bu sizle geçen röportajımızdan sonra takımla da buluştuk. Bu handball için antrenman salonu hazır. Yapacağım. Evet, tabii yapacağız. İşte bir planlama, şimdi arsanın yeri belli oldu. İnşallah önümüzdeki sene ihale edeceğiz. Ne tarafta olacak? Batıkent tarafında. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.